gidiyoruz. Sapanca'ya doğru yola çıktık inşallah ve vlogluyorum. Hazır mıyız kızlar? Kızların enerjisine bakın. Kızlar hazır mıyız? Hiçbirimizin videoda şey yapmıyor sağ olsunlar. Tamam öyle olsun. O zaman ben size bu şarkıyı armağan ediyorum. İçeri giriyoruz. Vallahi çok güzel buralar. Bayağı hoşmuş. Şimdi şurada. Ve evimize geldik bile. Tüm detayları size tek tek gösteriyor olacağım. Ama şimdi biraz moralim bozuluyor ve havuza bile girmiyorum. Akşam gireceğim. Yani şu anda ne yapıyorum? Ta 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 ta. Bunun içine girmeyi düşünüyorum ama biraz cesaret edemiyorum ve bugün geldik, herkes havuza girdi ama ben girmedim ve şurada da ateşimiz başladı yanmaya. Yani geldiğimizde ağlayacaktım, nedenini anlatacağım inşallah ama şu anda biraz daha sanki sevinebiliyorum. Esallah. Hava o kadar güzel ki muhteşem, mis gibi tertemiz bir havayı soluduğunuzu hissediyorsunuz gerçekten. Yavaş yavaş herkes uyanıyor ve kahvaltımızı yaptıktan sonra biraz daha girelim istedik havuza. Yağmur yağdı ama ona rağmen biz atladık. Gerçekten yağmurluyken de ayrı bir güzel oluyormuş. İkinci günün akşamına geçiyoruz ve hemen şömineyi yaktık. Şömine of! İnanılmaz güzel gerçekten, o sıcaklığı hissetmek insana iyi geliyor. Sonra baktık biraz daha yağmur, sulu kar falan derken bayağı bildiğiniz kar yağdı. Sabah yağmur yağdı öğlen ve şimdi sonrasında kar yağdı. Hemen bu karlı halini de size göstermek istedim. I'm a queen, I'm a queen.
Günaydın. Herkese selamlar. Karlı bir Sapanca vlogundan herkese selamlar. Mükemmel bir hava var. Çok güzel kar yağıyor. Hadi gezelim o zaman. Şu anda kaldığımız bungalov ev ve havuzu gerçekten inanılmaz güzeldi. Evet, şimdi şöyle hemen gösteriyorum. Buradan giriş yaptıktan sonra şöyle bir aradan geliyoruz. Hemen bizi jacuzzi karşılıyor. Ve işte manzaramız bu şekilde. Yalnız var ya, şansımıza dün yağmur yağdı. Ondan önceki gün hava güneşliydi ve bugün karlı. Karlı bir günde inanılmaz güzel oluyormuş burası gerçekten. Şimdi içeriye girelim. İçerisi bu şekilde. Şurada bir şöminemiz var. Şöminenin dışında hemen şurada televizyon. Burada klima var. Şöyle bir çocuk için yatak var. İçerisi geniş bayağı. O yüzden hani rahat diyebilirim. Burada bir oda var. Bir yatak odası. Hatta aynada selfie bile yapabilirsiniz. Aynı zamanda bir de elektrik şu an yok. Yatak odasında bir tane banyo, tuvalet de mevcut. Onun dışında hemen burada girişte bir tane banyo, lavabo da var. Ve üst kata çıkıyorum hemen. Üst katta çok şirin. Burada da bir tane yatağımız var. Bu şekilde çift kişilik. Manzarası da ayrı bir güzel. Bakar mısınız? Çok tatlı yani. Şöyle bir evi geniş göstermeye çalışayım size. Başka da bir şey yok zaten. Tatlı bir yer. Evi de gezdiğimize göre artık sıra havuzda. Havuza girelim. Yüzelim, yüzelim, yüzelim. Herkese merhaba. Bugün Sapanca vlogunda son günümüz. Bir bakar mısınız? Resmen şu an kar var. Hava 1 derece. Ve şimdi içeri atlıyorum. Hazır mıyız? Ve kendimi... Ay, sıcacık, çok güzel. Havanın soğuğun içinde suyun bu kadar güzel olacağını sanmamıştım. Bugün resmen 1 derece ve hava buz gibi ama gerçekten güzelmiş. Bahçedeki jacuzziyi de değerlendirmem gerekiyordu ve tabii ki bunu yaptım. O kadar güzel ki gerçekten, ama sadece şunu söyleyebilirim. Havuzdansa jacuzzi daha iyi çünkü sıcacık içerisi diyorum ve bana iyi keyifler diliyorum. Shine and bright above me. I breathe this
Selamlar. Son günden hepinize merhaba. Ne yapıyorum, ne ediyorum? Hiçbir şey anlatamadım. Şimdi size hemen detayları anlatmaya geldim. Şöyle ki biz buraya 3 geceliğine geldik. 3 gece 5 yetişkin olarak geldik. 2 de çocuk vardı. Evet, villa bayağı hani büyük olduğu için rahatlıkla tabii ki herkes yerleşebildi. Güzel geçti. Bugün son günümüz. Bugün çıkış yapılacak. İnşallah çıkış yapacağız. Peki detaylarda neler vardı? Evet, ödeme. Mesela biz burayı ne kadara tuttuk? 19.500 liraya biz burayı tuttuk. Ve içerisinde hiçbir şey yok. Sadece işte evi kiralıyorsunuz. Bu bakımdan hani güzel, tamam, evet, rahat. Kafanıza göre takılıyorsunuz falan ama temizlik konusunu rahat edemedik açıkçası. Geldiğimizde hani yani umduğumuz normal hani bir standart vardır. Onun biraz altında kalmıştı. Temizlik açısından söylüyorum. Biraz hayal kırıklığına uğradık. Hatta ben bayağı böyle ağlayacaktım yani. Kendimi zor tuttum tabii ki. Kimseye yansıtmak istemedim. O yüzden buranın ismini paylaşıp paylaşmamaktan yana hani biraz tereddütlüyüm. Herhalde paylaşmayacağım ismini. Temizliğinden yana bizim içimiz rahat etmedi. Tabii ki annem sağ olsun çamaşır suyuyla, cifle her yeri sildi. Hatta jacuzzi'nin içini bile ovdu yani. Annem cif getirmiştik. Onunla bir güzel içini sildi. O bakımdan hoşumuza gitmedi ama geri kalan her şey güzeldi. Geriye ne kalıyor? Zaten sıcaklık kalıyor, internet kalıyor. İnternet güzeldi. Sıcaklık açısından da evet inanılmaz iyiydi. Yerlere ayağınızı bile basamıyorsunuz neredeyse, hani o kadar sıcak olabiliyor. Havuzun sıcaklığı inanılmaz güzel, jacuzzi'nin sıcaklığı inanılmaz güzel. Hani onlardan yana bayağı iyiydi. Ondan sonra başka ne vardı? Yeme içmede işte biz kendimize göre ayarladık. Bir şeyler planladık falan. Öyle zaten 3 gündü. Bu arada aklınızda olsun. Buraya gelirken yolda mutlaka alışverişinizi yapın. Alışveriş yapmadan gelmeyin. Çünkü bu yakınlarda sadece bir tane küçük bir bakkal var. Ta merkeze gitmeniz gerekiyor. Tamam, çok uzak değil ama hani arabayla eğer geliyorsanız rahat rahat sonrasında gidebilirsiniz. Fakat ne var ki hani ikide bir gidip gelmemek için zaten 2-3 günlüğüne geldiğimizden dolayı biz aldık geldik. Mutlaka öyle yapın derim. Bu arada geldiğinizde burada mutfak malzemelerinin hepsi var. Onları kullanabilirsiniz. Çay işte için. Ondan sonra bardak, tabak hepsi mevcut. Fırın, ocak hepsi... Fırın yok. Ocak hepsi var. O yüzden rahat rahat hani gelip burada birkaç gün takılabilirsiniz. Bu şekildeydi. Videoyu seyrettiğiniz için herkese teşekkür ederim. İnşallah tekrardan görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Görüşürüz.